ses verelim. Konuşmasın aslında. Fon. Tamam. Benden sonra Yener konuşsun. Yener'den sonra Özkancan. Özkancan'dan sonra Behzat. Başlayalım mı? Sıralamayı unutmayın. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Kamuoyunun dikkatlerine sunmak istiyoruz. Bugünkü basın toplantımızda Adana milletvekilimiz sevgili Ayhan Barut, Manisa milletvekilimiz sevgili Bekir Başevirgen'le birlikte huzurunuzdayız. Tabii gündem yoğun ama son günlerde tartışılan bir konu var. Damat konusu. Dün AKP sözcüsü İzmir'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan damatla ilgili düşüncelerini paylaştılar. Bunu bir aile meselesi olarak görüyorlar. Sanki biz aile için bir meseleye karışmış gibi söz söylüyorlar. Hakikaten bu söylenenlere insan inanamıyor. Ya damat evin kasiyeri değil, evin muhasibi değil senin evin. Damat Türkiye'yi, Türkiye ekonomisini, hazinesini 2 yıl 4 ay boyunca teslim ettiğin birisi. Damat Türkiye ekonomisini çökertmiş. En az 200 bin esnaf kepenk kapatmış. Her ay ortalama görevde kaldı. Her ay ortalama 64 bin kişi işsiz kalmış. Dolar 4.67 iken göreve geldiği zaman 8.52'ye çıkmış. Sen şimdi damatı aile içi mesele olarak görüyorsun. Hakikaten akıl alır gibi değil. Bu aile içi bir mesele değildir. Türkiye'nin meselesidir. Damatı atadığın gün, kendi damadını atadığın gün bunun damat bakan olarak adlandırıldığını bileceksin. Türkiye ekonomisini bitirmişler. Ekonomik kriz değil, Türkiye'de tam anlamıyla bir ekonomik buhran var. Aile içimize niye karışıyorsun diyorsun. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik. Ya da Sayın Emine Erdoğan'ın parasını harcamış olsaydın bir şey demezdik. Ama harcamış olduğun para, çökertmiş olduğun ekonomi, Türkiye ekonomisi ve bu insanların ekonomisi. Allah bunlara akıl fikir versin. Yine bir manşet var değerli arkadaşlar. O manşette sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bir yandaş havuz medyası, haram medyasının manşeti sanki Zaytuk haber yapmış gibi komedi resmen. İnsanın gülesi geliyor. Merkezden son 3 yılda rekor var diyor, rekor. Buna dikkatlerinize sunuyoruz. Son 3 yılda rekor var diyor. Ya başarılıysan niye görevden aldın? Instagram üzerinden istifa etmişti biliyorsunuz. Yandaş medya, havuz medyası, köşe yazarı, çizeri, televizyon ekranında bülbül gibi konuşanları pelikan kuşlarının istifa ettiği günü hepsi sus puslu. Reis konuşunca, Recep Tayyip Erdoğan konuşunca pelikan kuşları başta olmak üzere hepsi konuşmaya başladı. Utanmazlar. Çok başarılıysa istifa ettiği gün damata niye sahip çıkmadınız? Damat çok yetenekliyse, çok başarılıysa istifa ettiği gün haber yapsaydınız. Ey utanmazlar. Buradan da bu sözü söyleyelim. Hakikaten utanmaz, arlanmaz, ar kalmamış, yüz kalmamış bir medya düzeyine karşı karşıyayız. İstifa ettiği gün ses çıkaramayanlar, haber yapamayanlar bugün damata sahip çıkıyorlar. Değerli arkadaşlar, konumuz çok tabii ama bir konu daha var. Bugün bir gazetemizin manşetinde asgari ücretlerin durumun iyi olduğunu, her asgari ücretlinin evinin önünde bir araba olduğunu söylüyor bir AK Parti milletvekili. Onu sarayın ağzıyla değil, sarayın gözüyle değil, Türkiye'nin gerçeklerini asgari ücret alan insanların gözüyle görmesini tavsiye ediyoruz ona. Türkiye'de asgari ücretlerin ne hale geldiğini herkes biliyor. Maalesef asgari ücretler şu anda açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyorlar. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de hiç gündemde olmayan, hiç gündeme gelmeyen konuları ve meslekleri gündeme getirmeye devam ediyor. Hatırlarsanız hiç gündemde yokken insanlar hiç sorunları gündemde gelmezken taşeronların gündeme getirdi ve onun sorunu çözdü. Yine hepimizin gördüğü ama farkına varmadığımız sokak ekonomisinde ekmek yiyen, simitçisinden ayakkabı boyacısına, müzisyenine kadar insanların sorununu gündeme getirdi. Yine kimsenin farkına varmadığı apartman görevlilerinin sorunlarını gündeme getirdi.
evlere temizliğe giden yaklaşık 1 milyon kadın emekçimizin sorunlarını gündeme getirdi. Bugün de huzurunuzda kendileri var ama devlet tarafından görülmeyen bir kesimle kesimin sorunlarını gündeme getirmek için iki milletvekili arkadaşımızla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, motokuryeler var ama yoklar. Motorun sesini sokakta duyarsınız, evinize geldiklerinde görersiniz ama devletin kayıtlarında motokurye yok. Evde kal Türkiye dendi ama çalış denen, hayatlarını riske atarak insanlara ekmek götüren, aş götüren bir kesim var. Motokuryeler. Bu arkadaşlarımız maalesef çok kötü koşullarda çalışıyor. Hem bir taraftan koronanın hastalığı riski, bir diğer taraftan da ölümle burun buruna her gün. Yaklaşık 14 saat çalışıyor bu arkadaşlarımız. Günlük %120 lira arası yevmiye alıyorlar. Motordan ayakları yerden inmiyor. Ölümü peşinen, kaza riskini peşinen kabul eden bir kesim. İki tekerlek üzerinde gece gündüz durmadan sayıları 900 bine yakın bir isimsiz kahramanlar bugün misafirimiz. Değerli arkadaşlar, motokuryelerin sorunlarını ilk kez arkadaşlarımızın çabasıyla, federasyonumuzun çabasıyla Cumhuriyet Halk Partisi gündeme getiriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu aslında motokuryeler değerli arkadaşlar, Türkiye'nin mozaiği. İçinde üniversite mezunları çok, arkeoloğu var, sosyoloğu var, atanamayan öğretmeni var. Herkes var bu kesimde. Çoğunun değerli arkadaşlar başka iş imkanı olmadığı için bu işi yapmak zorunda bırakılıyor. Ve bu insanlar, biraz önce sözümün başında söyledim, %90'ı kayıtsız, kayıt dışı çalışmak zorunda. Yani varlar ama yoklar. Çoğunun sendikası yok, iş kolları belirsiz, sigorta girişleri yok, iş yeri baskısı, iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saat çalışan bir kesimle karşı karşıyayız. Bu arkadaşlarımız günlük 100-150 kilometre her gün yol yapıyor. Her gün 100-150 kilometre yol yapıyor. Bazen hayatlarını risk atarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 98 bin kişi, Motokurye Federasyonu'na göre 900 bine yakın motokurye var. Motokuryeler hayatımızın her alanında. Hayatımızın her alanında motokuryeler var. Motokuryeler bazen 5 paketi, bazen 30, bazen 40 dakikada dağıtmalar isteniyor. Reklamlar veriliyor. 30 dakikada verdiğiniz sipariş evinizde diye. Ama motokuryelerin can güvenliğini düşünen kimse yok. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu'nun verilerine göre son bir yılda en az 187 motokurye hayatını kaybetmiş durumda. Motokuryeler haftada en az 20 kaza atlatıyoruz. Bazen küçük kazalara karışıyoruz. Bazen de hastalık oluyor diyorlar. Motokuryeler motosikletleri kasko yaptırmak istediklerinde de çok büyük sıkıntılara karşı karşıya kalıyorlar. Sigorta şirketleri motosikletleri riski yüksek diye sigorta yapmak istemiyorlar. Şu anda dışarıda dolaşan binlerce motokurye kaskosuz araçlarla yollarda dolaşıyorlar. Trafik kazaları, ölümlere rağmen, iş yeri baskısı ve mobbinge rağmen kimi parasızlıktan, kimi çaresizlikten motokuryeliğe devam ediyor. Birçoğu ekstra part time işler yapmaya devam ediyor. Bir taraftan işverenin baskısı, diğer taraftan zaman zaman maalesef karşılaştığımız müşterilerin azarıyla, hakaretiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hem virüs korkusu hem kaza korkusuyla her gün yoğun bir stres altında çalışmaya devam ediyorlar. Motokuryeler arasında çocuk işçiler var, ehliyetsiz çalışanlar var ve bu insanlar kazalarda hayatlarını kaybediyorlar. Bu insanların kaza geçirdiğinde ve öldüğünde ailelerin ne yaşadığının kimsenin haberi yok. İş yerlerinde, firmalarda herhangi bir yaptırım yok ve bilen de yok. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu salgın döneminde kahramanca insanlara aş, ekmek yetiştiren, ölüm döşeğindeki hastalarımıza ilaç yetiştiren motokuryelerimizin sorunlarını gündeme getireceğiz ve bu insanların insanca yaşamasını savunduğumuzu belirtmek istiyorum. En başta hükümetin, özellikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın
motokurye mesleğini iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tanımlarda çok tehlikeli olarak sınıflandırması gerekiyor. Çok tehlikeli olarak sınıflandırması gerekiyor. İnanmayan varsa bir yarım saatliğine bu motosiklete binip Kızılay'da ve Ankara'nın bir caddesinde gezerlerse bunun ne kadar büyük bir risk olduğunu görürler. Kar demeden, kış demeden, hiçbir hava koşuluna bakmadan çalışan kuryelerimizin mutlaka can güvenlikleri sağlanmalı. Zaten buzlu yolları iki teker üzerinde teslimata çıkarak kendini riske atan motokuryelerimize bir de işverenler tarafından süre kısıtlaması getiriliyor. Bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, kurye 5 dakika bile dinlendirilmeden trafiğe sürülmeye devam ediyor. Motokuryeler herkes tarafından insanca muamele görmek istiyor. Burada bizi izleyen, bizi duyan herkese de motokuryelerin bir can olduğunu, bir motosiklet olmadığını bütün herkese duyurmak istiyoruz. 30 dakikada canımı yetiştirelim, canımıza mı sahip çıkalım, siparişlerimi yetiştirelim diye söylemeden duramıyorlar. Kayıt dışı, ehliyetsiz, eğitimsiz motokurye çalışan, motokuryeye ağır baskı yapan firmalara da baskı uygulanmalıdır. Toplum olarak bizlere çok önemli görevler düşüyor. Kuryeleri işiyle tehdit eden, trafikte, sokakta kuryeler yok sayan, aşağıya yollayanların da kendilerini sorgulaması gerekiyor. Trafiğe çıkan herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Bu motokuryeler bilin ki kimi zaman yatağında ölümü bekleyen, kurtarılmayı bekleyen hastaya ilaç yetiştiriyor. Kimi zaman çocuğuna mama yetiştiriyor. O nedenle trafikteki araçların da bu motokuryeli kardeşlerimize saygılı olmasını buradan saygılı olmaya davet ediyorum. Son olarak sözlerimi burada bitirirken önerilerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Motokurye emekçilerinin kayıt dışı çalışmalarına son verilmelidir. Meslekleri çok tehlikeli işler statüsüne alınmalıdır. Motokurye emekçilerinin günde 14 saate varan çalışmalarına son verilmelidir. Kuryelerin özel kask, özel ekipman kıyafetleri gibi kaliteli koruyucu ekipmanlarının devlet tarafından karşılanması lazım. Motosiklet ekipmanlarından ÖTV, KDV ve gümrük vergisi kaldırılmalıdır bu mesleği yapan insanların. Motosiklet sınavları gözden geçirilerek A2 ehliyetler sıkı bir denetim sonucuna verilmelidir. Motokuryeli kurye ulusal meslek standartlarına uygun şekilde ticari kaygılara kanuna aykırı hareket eden iş yerlerine yaptırım uygulamasını öngören yasal düzenlemelere mutlaka derhal hayata geçirilmesi lazım. Ayrıca bu arkadaşlarımızın örgütlenmenin üzerindeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Şimdi milletvekili arkadaşlarımıza bir de biz burada sözlerimizi tamamlıyoruz. Şimdi sözü her gün hayatı riskli olan arkadaşlarımıza bırakmak istiyorum. Konfederasyonumuzun başkanı sevgili Çağdaş Bey'i buraya davet ediyorum. Evet arkadaşlar. Seslerini ancak size gaza basarak, motorları çalıştırarak duyuruyorlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Buyurun. Evet. Değerli basın mensupları, Sayın Başkan Yardımcımız ve değerli milletvekillerimiz ve değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz. Bu duyduğunuz sesler bizim ekmeğimizin sesi. Biz bu sesler sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. Bizler emekçi insanlarız. Biz günde 12 saat, 14 saat direksiyon sallayarak iki teker üzerinde karda, kışta, yağmurda, soğukta, sıcağın yazında pişerek, biz çalışarak evlerimize helal ekmek götürme peşindeyiz. Bizim en büyük problemimiz şu: birincisi, aidiyet algısı içerisinde karşılıklı empati yaparak kuryeleri ve motosikletleri düşünerek onlara daha çok dikkat etmeniz, dikiz aynalardan daha çok bakmanız ve trafikte daha çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Birinci problemimiz saygı. Saygı duyulan bir meslek haline gelmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız STK'laşarak 25 dernekle, Türkiye geneli temsilciliklerimizle çok sayılara ulaştık. Türkiye geneli 900 bine yakın kurye var. Bu kuryelerin sadece 100 bini kayıt altında. 2014'te SGK'ya verilen bir dilekçe sonucu 83-21-02 meslek kodumuzu aldık. Şu anda da 83-21-02 meslek kodlu
Toplam 100 bine yakın kurye var. Ama 900 bin kurye var. Bunun sebebi de işsizlikten kaynaklı. Pandemi döneminin de işsizliği arttırması sebebiyle önüne gelen bu mesleği yapar oldu. Altına bir motosiklet alan, ehliyetsiz, evraksız, kayıtsız çalışır ve günlük yömeğiyle evlerine ekmek götürür oldu. Bu sebepten dolayı da trafikte daha acemi motosiklet kullanılıyor. Bundan dolayı da kazalarda maalesef ölümle sonuçlanıyor. Uzuv kopmasıyla ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor. Bakın söylüyorum, profesyonel bir kurye kaza anında bile nasıl düşeceğini bilir. Neresini koruyacağını bilir. Ama bu kontrolsüz artıştan kaynaklı, eğitimsizlikten kaynaklı ölümler inanılmaz arttı. 9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik. Bu çok büyük bir rakamdır. Evrensel kanunda ilk insanın ön planda olduğu bir ülkede, bir dünyada bu kadar ölüm devlet tarafından, hükümet tarafından dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı mesleki yeterlik belgesinin kesinlikle zorunlu hale gelmesi, bu mesleğin tek çatı altında toplanması ve mesleğimizin az tehlikeden çok tehlikeli meslekler sınıfına girmesi gerektiğini düşünüyoruz ve savunuyoruz. Federasyon olarak STK'larımız tüm illerde kuryelerimize sahip çıkarak, onları bilinçlendirerek, kendi içimizde eğitim vererek insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve tecrübelendirmeye çalışıyoruz. Federasyon olarak 2019 yılında mesleki yeterlilik kurumuna başvurmamız sonucu bu mesleki yeterlik belgesini çıkardık. Fakat devlet teşvikiyle bunun zorunlu hale gelip bu kurye kardeşlerimizin bu meslek sahibi, bu mesleki yeterlik belgesi sahibini olması gerektiğini, edindirilmesi gerektiğini ve teşvik verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Devletimizden bu konuyla ilgili yardım istiyoruz. Bizim trafikte yaşadığımız bazı problemler ve bazı sorunlar var. Bu konuyu detaylıca anlatmak için tamamen programsız ve ön bir çalışma yapmadan içimizden geldiği gibi arkadaşlarımızla sizlere, değerli kamuoyuna, insani vicdani değere dokunarak bunları anlatmak istiyoruz. Bunun için de ilk önce federasyonumuzun genel sekreteri Yener Çalışkan'ı buraya davet ediyorum. Kendisi bu konuyla alakalı, kaybettiğimiz bir kardeşimizle alakalı burada açıklama yapacak. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, burada bize söz hakkı tanıdığınız için öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Nasıl konuşuyoruz? Bizim gündemimiz her zaman için motorlu kuryeler olmuştur. Mesleğimiz olmuştur. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi dönemiyle beraber pandeminin ilk açıklandığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Genel Başkanımızı çağırarak 65 yaş üstü ve evden çıkamayanlara bir hizmet sağlamak için bir organize sağladı. Onunla beraber arkasından bizim iş yükümüz 3 katına çıktı. Ve bazı yemek şirketlerinin kullandığı sistemlerde 30 dakika puanlama gibi insanların işini kaybetme korkusundan bu hız mücadelesi daha da arttı. 19 yaşında bizim arkadaşımız Furkan Akdağ ismi. Geçtiğimiz Eylül ayında kendisi Eryaman'dan Yenibatı istikametine giderken belediye otobüsünün arkasına yağmurlu bir hava, biraz da ısınayım diye girmiş. Zaten mesafesi yok, arkası paket yığılı. Kaybettik. 19 yaşında bir çocuk. O otobüse vurmasıyla kalbinin durması bir oldu. Bunun gibi 187 arkadaşımız daha vefat ettik. Sayın Vekilimizin dediği gibi son 2 haftada bu sayı 189 olmuştu değil mi başkanım? Evet. 2 arkadaşımız daha vefat ettik. 189 oldu. Buradan evlerinde karnı acıkıp telefondan programa girip yemek siparişi veren insanlara sesleniyorum. Tamam, siz karnınızı doyuracaksınız ama biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın. Ölüyoruz biz. Teşekkürler. Evet, Özkan Can. Gel Özkan Can. Keçiören Dernek Başkanımız Özkan Can pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları anlatacak. İyi çalışmalar efendim. İsmim Özkan Can. Keçiören Dernek Başkanlığı yapıyorum. Pandemi döneminde 15 günlük evde karantina sürecinde kaldım. Günlük yüzlerce evlere yemek siparişleri götürdük. Bunlara rağmen pandemi sürecinde kapımızı açan pek bir arkadaşlarımız, dostlarımız maalesef olmadı. Bu süreçte
evimize gelen, ziyaret eden 3-5 arkadaşlarımıza, onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde bizler yevmiye usulü çalıştığımızdan dolayı maddi sıkıntılar da yaşadık. Bunlardan dolayı bunların gün önüne, gözlem önüne gelmesini istiyoruz efendim. Evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biz bu ülkede bu işi yaparken, ben Burkay Yıldırım, federasyonun genel saymanıyım. Biz bu mesleğe ilk başladığımızda hepimiz hani okumuş insanlarız, üniversite mezunuyuz ama ülkemizde yaşanan işsizlik sonucundan bu işi meslek haline getirdik. Şunu söylemek isterim, buradaki bütün arkadaşlarımız evine bir ekmek götürmek için çalışıyor bu işte. Herkesin bir evde bir çocuğu var. Akşam o çocuğuna huzurca sarılmak istiyor. Ama bunu yaparken de bir eve bir geçindirmek zorunda. Biz bu işi yaparken bu iş sektöründe günlük kazalar geçiriyoruz. Geçirdiğimiz kazalar da tamamen araçlar kendimizin olduğu için masraflar ediniyoruz. Kaza yapan bir kurye günde 15 gün evde yattığı zaman otomatikman günlük yevmiye aldığımız için yevmiyemizden olmaktayız. Karşı tarafın bize saygı usulünde davranmadığı için hakaretler, yolda sıkıştırmalar, kaza anında üstümüze gitmeler bunlar yaşanmaktadır. Biz bu konuda federasyon olarak şunu istiyoruz, saygı istiyoruz kendimize, mesleğimizin bir sınıf olmasını ve trafikte birazcık insanların bize hoşgörü görmesini istiyoruz. Akşam bu konuda şöyle bir olayımız da var. Hastanede bile gittiğimizde doktorların bize dediği bu motorlu kuryeler neden kaza yapıyor? Ama bir ertesi gün siparişi götürdüğümüzde siparişim neden geç geldi diyebiliyor. Biz de ona verdiğimiz cevap, siz erken istemek zorunda kalmasaydınız biz bu kazayı yapmayacaktık diyoruz. Sizden şunu bekliyoruz, evde siparişlerinizi, istediğiniz ürünler, ilaçlar sabırlı şekilde beklemeniz, biz zaten o siparişleri sıcak bir şekilde size düzgün bir şekilde getirmek istediğimizi emin olabilirsiniz. Sadece biraz öngörü, yani yarın öbür gün hepinizin çoluğu çocuğu bu mesleği yapabilir. Herkesin hoşgörülü olmasını istiyoruz. Bizi de artık bir bu ülkede yani bir motorlu kuryelerin olduğunu görmenizi istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, ben motokurye arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem Ayhan Baruta Adana milletvekilimiz hem de Manisa milletvekilimiz Bekir Başarvekili'ne teşekkür ediyoruz. Ve bu basın toplantımızı canlı yayınlayan bütün medya kuruluşlarına ve haber ajanslarına da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bir başka meslek grubunu kamuoyunun dikkatine sunmak için birlikte olacağımızı söylüyoruz. Tekrar basın toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi toplu bir resim verelim mi? Tamam başkanım. Böyle bir resim alabilir miyiz toplu? Aramıza gir başkanım. Gel başkanım. Gel. Aldık mı toplu bir resim? Çektin mi Bülent? Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Size çay kahve ikram edebiliriz. Yemek ikram edebiliriz. Elinize, emeğinize sağlık.